Gelelim şimdi şu emniyet operasyonuna. Bu işin sonu nereye varacak? Türkiye'de bürokrasi ve yargı suç örgütlerinin hakimiyet ve hesaplaşma alanına dönüştüyse bunun tek sorumlusu vardır. O da iş bilmez Recep Tayyip Erdoğan'dır. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda. Emniyet içerisinde sanki mafyayla mücadele edilen emniyet görevlilerinin tasfiye edildiğine dair bir intiba var. Ayhan Bora Kaptan suç örgütü operasyonunu düzenleyen emniyet görevlilerine yönelik operasyon, tutuklamalar. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı müfettiş raporuna göre gizli tanık Serdar Serçelik'le irtibatın kesildiği günden 9 gün sonra yurt dışına kaçma ihtimaline karşı sınır kapılarına yazı yazıldı. Müfettişler, firari gizli tanığın yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğine dikkat çekti. Ankara Organize Suçlar Müdürü savcılığa gidip ifade vermek istiyor. Savcı gözaltı kararı çıkarttırıyor. Emniyete güvenmeyip jandarmaya aldırıyor. Jandarma alıp istihbarat teşkilatına götürüyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve beraberindekiler tutuklanıyor. Hiçbir şey olmasa bile belli ki bir şeyler oluyor. Suç örgütü aleyhine ifade veren gizli tanığın elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçması, onun açıklamalarıyla suç örgütüne operasyon yapan polis müdürlerinin tutuklanması, bir komiser daha gözaltına alındı. Emniyet içinde ne oluyor sorusuna ne bakanlıktan net bir açıklama var ne yargıdan. O kadar özgüven artmış ki efendim bir tanem diyor hakime. Sana niye ihtiyaç duyuyorlar? Efendim bir tanem. Sana niye ihtiyaç duyuyorlar? Pardon efendim, bir tanem dedim. Ağzımdan kaçtı. Çok özür dilerim. Bu diyalog 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'yla hakkında cinayet ve suç örgütü liderliği suçlaması olan Ayhan Bora Kaplan arasında yaşandı. Kaplan mahkeme başkanına bir tanem diye hitap etti. Bir tanesine selam gönderiyor. Kim o bir tanesi? Kime mesaj veriyor? Bu alelade duruşmada söylenmiş bir söz değil. Bakın biz beraberdik. Beni buradan bir an önce çıkarın. Yoksa bir tanesi sen de bu sürecin altında kalırsın diye mesaj mı verilmek isteniyor? Bu dosya baştan sona Murat Çelik ve ekibinin düzmeceleriyle hazırlanan bir dosya. Devlete karşı kumpas diyorlar. Hayır, bana karşı kumpas. 15 Temmuz'daki silahları nereden aldığımı sormaları normal mi? O günle ilgili kanun var. O gün işlenen suçlar affedilmiştir. Muhalefetin bir tanem ifadesiyle dışarıdaki birine mesaj veriyor dediği Ayhan Bora Kaplan'ın 15 Temmuz'da TRT önünde verdiği karede kendisi ve beraberindekilerin elindeki uzun namlulu silahlarla ilgili o gün işlenen suçlar affedilmiştir sözleri de kayda geçti.